Evet, bunama yani Alzheimer'dan biraz da bahsedelim dilerseniz. Bunama nedir? Ha, Bitkisel bunama nedir? çözüm yolları diyelim. Güzel bir soru. Efendim, bunamanın sebebi nedir? Beyindeki bazı proteinler ne oluyor? Zamanla sertleşiyor. Haberleşmede anormallikler ortaya çıkıyor. Bu da bunamaya sebep oluyor. Kişi evinden çıktı diyelim, kapıyı kilitleyecek, dışarı çıkacak. Elektriği unuttum mu, ocağı açık mı bıraktım, kapıyı açık mı bıraktım, camı açık mı bıraktım, böyle vesveseyle kafası karışıyor. İçeri giriyor, dışarı çıkıyor, dışarı giriyor, içeri giriyor. Veya yolda araba sürerken şaşırıyor, arabayı sürüyorum ama ben hangi caddedeyim, hangi sokaktayım, hangi semtteyim diye unutuyor. Bu tür rahatsızlıklar, unutkanlıklar sık sık olursa hemen ne yapmak gerekir? Harekete geçmek gerekir. Ama Alzheimer çok ağır, çok önemli bir konu. Evet. 36 yaşında bir genç, üniversitede süper öğrenci, okulun en iyisi. Okulu bitirmiş, evlenmiş, işe başlamış. Ne oldu? Hanımı eve gelmiş, konuşmuş, konuşmuş, konuşmuş. İş yerinde stres, stres, stres. Adam bunalmış, bunalmış, bunalmış ve şalterler atmış. Aniden gitmiş. Hastaneye yetiştirmişler ama iş işten geçmiş. Beyinde bazı sigortalar atmış. Bunamış. Ne kullandılarsa fayda etmemiş. Ya bana dediler ki ya bu vatandaşın durumu işte böyle genç olmasına rağmen böyle bir rahatsızlığa yakalanmış. Normal 60-70'li yaşlarda olur ama nadiren böyle ailevi huzursuzluklarda da bunu tetikler. Yani karı koca arasındaki ilişkiler çok çok önemli. Huzurlu bir aile çok önemli. Yani sürekli kavga olan bir ailede problemler çok olur. Şimdi dedim ki deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. 6 hafta içerisinde bir gelişme olursa devam. Olmazsa Allah rast getirir, ne olacak bilmiyoruz. 6 hafta kullandıktan sonra önce hastanın ne söylediği anlaşılmıyordu. Sadece ailesi ha, ne demek istediğini anlıyor, ona göre hareket ediyor ama yabancılar onun ne dediğini anlamıyordu. Bir şeyler konuşuyor, kelimeler anlaşılmıyor. 6 hafta içerisinde biz ona iksir jel, ginkgo forte, efendim, sinirlot forte, damar çayı, enfeksiyon çayı verdi, kullandı. Ne dediği herkes tarafından anlaşılır, konuşur hale geldi.